bir fiyat farklılıklarından bahsediyor Ender Bey. Hani bu neden kaynaklanıyor? Belli ki reel sektörün sıkıntısı da bu. Ondan sonra ikincisi mutabakatlı sigortadan bahsediyor. Yapılmıyor mu? Nedir durum? Böyle konuşalım, sonra şeye geçeceğim çünkü ben hani nedir bu sene sonuna göre durum? Doğru. Hani öncelikle reel sektör, sigorta sektörü böyle karşı karşıya değil aslında, biz aynı taraftayız. Ama yayın olarak ben onu hani öyle yapmaya çalışıyorum. Öylesiniz ama öyle, ama yan yanayız yani çünkü reel sektör olmalı ki sigorta sektörü olmalı. Sigorta sektörü olmalı ki reel sektör aslında hayatını kesintisiz rahatlıkla idame ettirebilsin. Tabii ki sigortacılık riski satın alma mesleği. Yani bu gözle bakıldığı zaman gerçekten öncelikle riskin ne olduğunun, nasıl tanımlandığının belirlenmesi gerekir. Bu kapsamda Ender Bey'in mutabakatlı kıymet takdiri dediğimiz veya sigorta yaptırmadan önce neyi sigorta yaptıracağımızın tam olarak listelenmesi konusuna %100 katılıyorum. Yani doğru sigorta bu mutabakat yapıldıktan sonra yapılan sigortadır. Bu tabii her kurum... Buraya bir araya gireyim mi? Tabii ki. Muhtemelen Ender Bey de şunu söylüyor. Bu eksik sigorta kavramı ortaya çıkıyor. Ve siz bu eksik sigortadan dolayı son Kahramanmaraş depreminde, 6 Şubat depreminde çok sıkıntı yaşadınız. Kesinlikle. Şimdi doğru sigorta yapmak için gerçekten fabrika nerededir? Hangi makine vardır? Bu makinenin yaşı kaçtır? Ne kadar üretir? Detayında bütün o kıymetlerin, yani sigortadan kıymetlerin listelenip onun üzerinden sigorta yapılması çok doğrudur. Bu çünkü eksik sigortayı da ortadan kaldırır. Çünkü neyi sigortalayacağımızın tam anlamıyla belirginleşmesine sebep olur. Yani bu konuda katılıyorum. Bu yapılmıyor mu? Yapılıyor. Ama yoğunluk kıymet takdiri, mutabakatlı kıymet takdiri yapıyor mu? Çoğunlukla sanayicilerimizin hepsi yapmıyor ama sanayi şirketleri büyüdükçe, kurumsal yapılar arttıkça bunun hızlı bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Tabii bir de bunları yapacak eksper sayısının artması gerekir. Eksper kalitesinin de artması gerekir. Çünkü her endüstrinin kendine has özellikleri var. Bir kere ben hani burada Ender abiye %100 katılıyorum. Diğer tarafta fiyatlama dedi. Tabii hakikaten sigorta sektörü diğer bütün sektörlerden ayrı bir tane özelliği var. Tüm sektörler önce maliyetini belirliyor. Maliyetinin ne olduğunu belirliyor. Çünkü malını alıyor, şeyini alıyor, işçiliğini üzerine koyuyor. Üstüne bir kar marjı koyuyor ve bir fiyat belirliyor. Sigorta sektöründe ise maliyet ürünü sattığımız gün belli olmuyor. Maliyet ilerleyen dönemde hasar oluştukça meydana çıkıyor. Böyle olunca aslında bir an iş adamı gibi düşünün, maliyetini bilmediğiniz bir ürün satıyorsunuz sigorta sektörü olarak. Ha, o zaman ne yapıyoruz? Biz maliyet tahminleri yapmaya çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki geçen 3-4 yıl özellikle pandemiden sonraki dönemde özellikle Türkiye ekonomisi süper dalgalı, öngörülemez bir dönemden geçti. Şimdi uygulanmaya başlayan yeni ekonomi programı, enflasyonla mücadele programı, dengelenme programı ve son açıklanan orta vadeli plansa aslında bir yerde hem sanayiciye hem sigortalıya gelecekle ilgili öngörülebilirlik sağladı. Bence Ender Bey'e şey açısından katılıyorum. Bu dalgalı dönemde de fiyatlar dalgalandı çünkü öngörülebilirlik, herkesin öngörü ufku birbirinden farklıydı. Ha, şu anda düşen enflasyon ortamı, uygulanan programın başarıya ulaşmasıyla birlikte aslında hepimizin öngörü ufku birbirine yaklaşacak ve gelecek daha net bir şekilde görülecek. Böyle olunca da maliyetimizi daha iyi tahmin edeceğiz ve fiyat farklılıkları makul bantın içine gelecektir diye düşünüyorum Ender abi. Aynen.